Hi everybody, my name is Fatma Uyar. I'm writer of More and More Fame series. Today I will talk you about question types and tips. I hope you will be more experienced at the end of the presentation. I want you to listen to me carefully. And now, it's time to start. Wow! Merak etmeyin arkadaşlar, sunumu Türkçe anlatacağım sizlere. Bu arada yeniden merhabalar. Ben Fatma Uyar, More and More Fame serilerinin yazarıyım. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim. Bu sunumda sizlere LGS sınavına karşımıza çıkacak olan soru türlerini ve bu soruları kolay ve hızlı bir şekilde çözmek için ipuçlarını öğreteceğim. Umuyorum bu sunumun sonrasında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve soruları çok daha hızlı ve doğru çözeceksiniz. Lütfen beni çok dikkatli dinleyin ve hep beraber başlıyoruz. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Hemen ilk soru türümüze bakıyoruz arkadaşlar. İlk soru türümüz which question does nokta nokta not ask nokta nokta. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki hangi soruyu nokta nokta kişisi nokta nokta kişisine sormamıştır. Yani önümüze aynen buradaki gibi bir soru gelecek. Ve bu soruda iki kişi bir diyalog halinde olacak ve bu diyalogda da boşluklarımız var. Bu boşluklara hangi soru gelmez diye soruyor arkadaşlar. Bunu daha iyi anlatabilmem için sizlerden rica ediyorum. Eğer Fame'de orijinal kitabınız varsa deneme 37'de soru 6'yı açıyorsunuz ve sorumuzu şöyle bir baştan sona okuyorsunuz. Birazdan da ipuçlarını göstereceğim. Wow! Şimdi arkadaşlar bizim ilk ipucumuz boşluklardan sonraki cümlelerde bildiğin kelimelerin altlarını çizmen gerekiyor. Yani diyorum ki boşlukları gördün. Boşluklardan sonra karşına çıkan bildiğin kelimelerin altını çiz. Sonra boşluklardan sonraki cümlelerde bulunan kelimelere bakarak soruların neler hakkında olabileceğini tahmin etmeni istiyorum. Daha sonra şıklara bakıyorsun. Şıklarda bildiğin kelimelerin altını çiziyorsun ve çıkardığın ipuçlarınla uyumlarına bakıyorsun. Ve dördüncü olarak soru üzerinde yapmış olduğun çalışmalar sonucunda elde ettiğin sonuçlara göre şıkları eliyorsun. Ve bence en önemlisi şıkları elerken yerleştirdiğin şıkkın harfini mutlaka boşluğa yazıyorsun. Yoksa... Evet arkadaşlar, benim sizlerden ilk istediğim neydi? İlk istediğim tabii ki de bildiğiniz kelimelerin altını çizmenizdi. Şimdi sorumuza şöyle bakalım ve sorumuzun içerisinde boşluktan sonraki cümlelerde bildiğimiz kelimeleri ayırt edelim sizlerle. Benim bildiklerim mesela birinci boşluktan sonra hot, summers, warm ve winters. Hot, summers, warm ve winters bu ne ile alakalı? Şöyle bir düşünelim. Sıcak, yazlar, ılık, kışlar. Tabii ki de climate ve weather'la alakalı, yani arkadaşlar iklim ya da hava durumuyla alakalı. İkinci boşluktan sonraki kısma bakıyorum hemen. Benim bildiğim kelimeler guest houses ya da all inclusive resorts. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sizin bütün kelimeleri bilmeniz gerekmiyor mu? Tabii ki bütün kelimeleri biliyorum ama hepsini bilmiyormuş gibi yapmak zorundayım şu anda. Pekala, şuradan devam edelim bakalım. Ne demiştik? Guest houses, all inclusive resorts. Bunlar neyle alakalı arkadaşlar? Misafirhaneler ve her şey dahil oteller. Tabii ki de accommodation, kalınacak yerlerle alakalı. Ve üçüncü boşluktan sonraki kısma bakıyorum. Konak Square ve Museum var. Konak Meydanı ve müze. Tatilde ne yaparsınız? Buraları gezersiniz. Tabii ki de tourist attraction, gezecek yerler diyoruz. Benim işaretlediğim kelimeleri işaretleyebilen ya da benim ulaştığım sonuçlara ulaşabilen varsa onları kocaman alkışlıyoruz. Ama işimiz burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi asıl mevzuya geldik. Ama inanın korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü biz ne yaptık? Climate, weather, accommodation ve tourist attraction ipuçlarını bulduk ve artık şıklardan ilerleyeceğiz. Ne demiştik? Kevin Ayberk'e hangi soruyu sormamıştır diye sormuştu bize sorumuz. A şıkkına bakalım. What is the
Climate there diyor. O halde buradaki climate arkadaşlar neydi? Yukarıdaki climate da aynı anlamda mı? Evet, o halde A şıkkı kesinlikle sorulmuş diyebiliyoruz. B'ye bakalım. Where can I visit in the city diyor. Visit ne yapmaktı? Ziyaret etmekti. Nereleri ziyaret edersiniz? Tabii ki tourist attraction'ı. B şıkkı da gitti mi? Evet. Ve C'ye bakalım. Where can I stay there? Orada nerede kalabilirim? Accommodation neyle alakalıydı? Kalınacak yerlerle. O halde A, B, C şıkkını eliyorum ve doğru cevap D. Eğer sizler de benim gibi doğru cevabı bulduysanız, benim bulmam zaten normal ama hani sizler de bulduysanız aferin size, helal olsun size, süpersiniz. Bir soruyu ben güzelce anlattım. Eminim sizler de anlamışsınızdır. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Bu soruyu sizler çözüyorsunuz ve size tam bu soruyu çözmeniz için 2 dakika veriyorum. Süreniz başladı. Bakalım şöyle arkadaşlar, sorumuza sıra bende. Sizler şöyle dikkatli bir biçimde dinliyorsunuz. Yine ilk ne yapacaktık? Tabii ki de bildiğimiz kelimelerin altını çizecektik. Boşluktan sonraki ilk kısımda I'll var. Oradaki iki tane L'yi görüyor musunuz? Will'in kısaltması demek. Ve driving license var, tabii ki de ehliyet demek arkadaşlar. Ve ikinci boşluğa geçmeden önce bu ikisi dil var, yapacağım, edeceğim anlamında driving license, ehliyet alacağım. Demek ki ortada bir plan var arkadaşlar. Evet, plan diyoruz. Ve ikinci boşluktan sonra bildiğim kelimelerde my brother var. Yani erkek kardeşim. Ve is going to get married var. Demek ki birileri evlenmeyi düşünüyormuş. Hemen yan tarafa ne alıyoruz? My brother ve plan diyoruz. Yine bir plan var. Üçüncü boşluktan sonra bildiğim kelimelerde en zoru, en zoru. Kimse bu kelimeyi bilmiyor büyük ihtimalle. Ne var arkadaşlar? İstanbul var. Evet, bu zor kelimeyi de işaretledikten sonra diğer kelimemiz ne? Historic site. Yani ipuçlarımıza İstanbul, historic site alıyoruz ve Will'i gördünüz mü orada? İki tane L var yine kısaltmamız. O halde plan diyoruz. Ve ipuçlarımızı çıkardığımıza göre arkadaşlar ne yapacağız şimdi? İpuçlarından şıklarımızı elemeye başlayacağız. İlk ipucumuz neydi? Plan vardı arkadaşlar. İkinci ipucumuz My Brother ve Plan'dı. Ve üçüncü ipucumuz İstanbul Historic Sites ve Plan'dı. Şimdi plan hangilerinde var bir bakalım. Planda will, ecek acak olması gerekiyor değil mi? A şıkkını ve B şıkkını görüyor musunuz? Her ikisinde de will var. Ama C ve D'de de will var. O halde neye bakmam gerekiyor? Biraz önce driving license vardı. Ehliyet almaktan bahsediyordu. Ehliyet kaç yaşında alınır? Evet, 18 yaşında. A şıkkını görüyor musunuz? What will you do when you turn 18 diyor. Oradaki 18'de 18 yaşına geldi ne yapacaksın? Tabii ki ehliyet alacak. O halde A şıkkı gidiyor arkadaşlar. B şıkkına bakalım. B şıkkına vacation diyor. Vacation tatil demekti. Acaba tatilde İstanbul'a gidip historic sites'ları gezmek gibi bir planınız olabilir mi? Olabilir. O halde B şıkkımız da gidiyor. C'ye bakalım. Get married olayı var ve who var? My brother ve plan ile alakalı mı? Evet, alakalı. O halde A, B ve C şıklarımız gidiyor ve geriye D şıkkımız What university will you study at kalıyor ve doğru cevabımız D diyoruz. Doğru cevabı D bulanları kocaman alkışlıyorum.
arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Vallahi bittim, billahi bittim. Ama sanırım alkışları hak ettim. Bugün bir soru tipimizi öğrendik. Bunun sonrasında da eğer beğendiyseniz soru türlerindeki ipuçlarım devam edecek ve geri dönüşlerinizi bu yüzden bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Game over.